Kendimi bir çizgi filmden firar etmiş gibi hissediyorum. Bana kalırsa altı kaval üstü şişhane demek daha yerinde olur. Bir biçimde güldürmeyi başarıyorsun ya. Ha, şikayetçiysen herkes gibi bir darbede ben indireyim istiyorsan. Aman aman kalsın. Ben almayayım. Hüseyin'den bir haber var mı? Gelecek miymiş? Tahmin ettiğim gibi. Mektubu evlendiğimi öğrenmeden önce yazmış. Bu durumda sanmıyorum. Sen ne isterdin? Bilmem. Düşünmemeye çalışıyorum. İçim o kadar kalabalık ki. Mithat'a mı benziyor? Kim? Bakkalın çırağı. Kim olacak? Oğlu işte. Dikkat etmedim. Sahra. Sen tam olarak neye bozuldun? Mithat da sadece iş ortağı olduğumuz düşünülürse aslında hiçbir şeye. Peki böyle düşünmezsek? Tanımadığım biri hakkında farklı şeyler düşünüp hissetmeme imkan yok Feyza. Mithat beni sevdiğini söyledi. Ölmeden önce abisinin bana aşık olduğunu öğrendik. Çocuğum yok dedi. Sonra oğluyla çıkıp geldi. Her an onunla ilgili yeni bir gerçekle yüz yüze gelmekten korkuyorum. Korkarak yaşamak istemiyorum artık. Aslında belki sana iyi bile gelebilirdi. Ne? Neydi ufaklığın adı? Serkan. Yani sen kızından ayrısın. Serkan da... Onu İpek'in yerine koymamı mı istiyorsun? Kızımın yerini kimse tutamaz Feyza. Ya ne bileyim. O çocuğun ne suçu var ki? Zaten evden çıkarken öyle bir baktı ki. Öf be Mithat ya. Bir çuval inciri berbat etti yani. Tam hayatında bir şeyler yoluna giriyor derken. Ha, Cemal'in sana olan duygularını bildiğinden haberi var mı? Tabii. Eşyalarını karıştırıp Feyza ile özel mektuplarını okuduk dedim. Ya, o ne dedi peki? Allah aşkına bunu ona nasıl söyleyebilirdim? Konuşmadınız yani. Haliyle. Ne bileyim. İçimde Mithat'ın suçsuz olduğuna dair bir his var hala. Keşke öyle olsaydı Feyza. Keşke.